Ama olmaz ki kızım, böyle hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Canım istemiyor Sevgi ablacığım. Çok sağ ol. Hem zaten işim var, toplantıya yetişeceğim. Bana bak, Hakkı kapkaç falan bir şeylerden bahsetti. Kiracı yerinde duruyor değil mi ha, sağlığı yerinde? Yerinde yerinde çok şükür. Oh. Ay Sevgi ablacığım, çok korktum. Canım benim. Oy. Bir düştüm. Asena, şu olayın iç yüzünü bir de anlatsana bakayım bana. Ya baba, bir iç yüzü falan yok işte. Bankadan içi para dolu çantayla çıktım. Adam burnumun dibinde bitiverdi. Çantayı aldı, pır diye yok oldu gitti. Vah vah vah. Bak görüyor musun? Haydan gelen huya gider işte böyle. Ne haram paranın, ne haram malın hayrını göremezsin diye boşuna söylememişler. Ya. Aa, bir de sevinseydin baba. Hazır hatırlamışken. Mücevherler kasada değildi, evde saklıyordum. Yoksa onlar da hırsızla birlikte gitmişti şimdi, iyi mi? Tabii ya. Kocana da, mücevherler de hırsızla birlikte gitti dedin. Öyle değil mi? Evet. Baba, bunlar benim son kalan hayat sigortam. Başka param yok. Anlamıyorsunuz bir türlü. Ne yapacağız peki biz bunları? Benim için muhafaza edeceksiniz. Nerede? Bu evde. Asena, delirdin mi kızım sen? Bu kadar pahalı takı toka bu evde nasıl muhafaza edilir? Hayır, olmaz. Altınlarının yanına koyarsın Sevgi ablacığım. Bunu benim için yapmazsanız bile karnımda taşıdığım torununuz için yapmanız gerekir. Benim sizden başka güvenecek kimsem var mı? Kısa bir zaman sonra zaten bu mücevherler devede kulak kalacak. Öyle bir mülkün sahibi olacağım ki. İşte o zaman benim devrim başlayacak. Evet. Holding bünyesindeki bütün şirketlerin hisse devir işlemlerini derhal başlatmanızı istiyorum. Evet, doğru duydunuz. Hepsini. Aa, yalnız New Plus Oteli hariç. Evet. New Plus Oteli hariç diğerlerinin devir işlemleri derhal, derhal başlatılsın. Evet. Teşekkür ederim. Sonucu bana derhal bildir. Asena Hanım. Ben de baba yadigarı. New Plus Oteli'ni sana yedirirsem bana da Berrin Kutlusay demesinler. Hı?